Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yola hoş geldiniz. Her pazar saat 18'de Medyaskop ekranında haftanın ön plana çıkan başlıklarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu hafta Edgar Şar, Alpan Telek ve Sezin Öne ile birlikteyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Bu hafta pazartesi günü Furkan Vakfı protestolarında yaşananlar ön plana çıkan başlıklarımızdan biri. Buradan hareketle bir yandan da Cumhur İttifakı'nda neler oluyor bunu konuşacağız. Yanı sıra altılı muhalefet masası bu hafta da Deva Partisi başkanlığında aslında toplandı. Yasa tasarısı sonrasında demokrasi bloğu ya da altılı masada neler yaşanacak? Millet İttifakı genişleyecek mi yoksa yoluna devam edemeyecek mi belli noktalarda? Tüm bunları farklı boyutlara tartışıyoruz. Bu akşam da tartışacağız. Bu akşam ilk sözü Alpan'a vermek istiyorum. Alpan, sen nasıl takip ettin? Üzerinden bir hafta geçti. Tabii gündem çok yoğun ve farklı konularla harmanlayarak belki de konuşmamız gerek. Ben hep şöyle söyledim. Pazartesi günü açık oturum özelde yaptık. Furkan Vakfı protestolarında yaşananlar bize neyi gösteriyor? Yani devlet anlamında neyi gösteriyor? Sen nasıl ele aldın bu meseleleri? Buyur, söz sende. Teşekkürler Gülsün. Sesim geliyor diye şu an tahmin ediyorum. Evet, geliyor. Tamam. Şimdi bir hafta geçti işin üzerinden. Çok da konuşuldu ama bence çok klasik bir durum. O yüzden üzerine defalarca konuşulabilir Furkan Vakfı'na, Furkan Vakfı üyelerine orada yapılan müdahale. Bir kere zaten çok net olarak görünen, sosyal medyada da gündem oldu. Çok sert bir müdahale. Yani artık işkence görüntülerini andıran, 12 Eylül görüntülerini andıran bir an oldu orada. O çok net belli. Dolayısıyla Türkiye'nin biraz daha böyle polis devletine evrilmesini andıran görüntüler vardı. Bu zannediyorum sadece görüntüler toplumun bir kesimini, yani daha mütedeyyin kesimini rahatsız etmemiştir. Ama bunun ötesinde Türkiye'de özgürlüklerle ilgili, demokrasiyle ilgili derdi olan herkesi herhalde rahatsız etti diye tahmin ediyorum. Öyle bir gözlemim oldu. İkincisi, bu olay bize çok şey anlatıyor. Belki orada bir tweetle atılan, bu olayın hemen ardından atılan bir tweetle devam etmek isterim. Biliyorsunuz Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok Hanım, ki kendisi Gelecek Partisi'nde şu anda siyaset yapıyor. Bir başörtülü polisin, biliyorsunuz, copunu kaldıran bir fotoğrafı vardı. Onun ardından şöyle bir tweet attı Nihal Hanım. Vurma kızım vurma, o cop çok acıtıyor. Sen bilmezsin, sen o copu üniforma, sen o coplu üniformayı giy diye biz yıllarca cop yedik tarzında bir tweet attı. Ve bir gün bu görüntüden çok utanacaksın diyor. Ve 28 Şubat sürecini, 90'lı yıllardaki İslamcı hareketin sürecini anlatıyor. Bu aslında Türkiye'de, Nihal Hanım'ın da söylediği gibi aslında, çok derinden ve içten bir şekilde söylediği gibi, Türkiye'de İslamcı hareketin geldiği noktayı gösterir bize, hepimize. 90'lı yıllarda kim ne derse desin, tahmin ediyorum ki İslamcı hareket ve üyeleri, devletin onlara kısıtladığı alanda özgürlüklerle ilgili bir mücadele veriyordu. Ama öyle ama böyle, çok aslında saçma sapan bir hamleden, işte başörtülüyle üniversiteye giremezsin, kamu görevlisi olamazsın, devlette çalışamazsın gibi bir eski devletin çıkışları üzerine İslamcı hareket ve üyeleri çok büyük bir toplumsal dalgaya yakalamışlardı. Ve bu dalganın son hamlesi aslında belki de o zamanlar 2002'de AKP'nin göreve gelmesiydi. Ve yıllarca bunun üzerinden de özgürlükler üzerinden AKP'nin yaptığı çıkışın önemli bir hamlesi buydu. Fakat bu görüntüler benim aklıma şunu da getirdi. Biliyorsunuz Macar bir siyaset sosyolog vardır, George Lucas. Der ki uğruna mücadele verilen özgürlükler siz iktidarı aldığınızda yeni baskılara dönüşebilir. Ve bu aslında bir dönüşümü gösteriyor. İktidarın Türkiye'de hangi fikirden olursa olsun bu haliyle bütün toplumsal kategoriler için, bütün izimler, yani ideolojiler için ne kadar kirletici olduğunu gösteriyor. Hı hı. Yani devleti aldığınızda, iktidarı aldığınızda bu kadar değişebiliyorsanız ve baskı, yeni baskı mekanizmalarına dönüştürüyorsanız toplumun hem başka hem de kendi kesimleriniz için, yani sonunda İslamcılık kendi evlatlarını artık herhalde yiyor diye düşünüyorum geldiğimiz noktada. Ve bu tamamıyla iktidarın Türkiye'de ne kadar, iktidar derken bu iktidardan bahsetmiyorum sadece, iktidar kavramının ve Türkiye'deki onun konfigüre olmasının, yapılanışının ne kadar bozucu olduğunu gösteriyor. Ve dolayısıyla ikinci turda daha çok konuşuruz ama
bu iktidar mantığı, sistemi, bu siyasal rejim mantığı ve kurumları, kendi kurumları mutlaka ve mutlaka dönüştürülmeli. Bunu gösteriyor bize. Bugüne kadar bundan etkilenmeyen kimse olmadı. Bakın İslamcılar artık son hamle onlardı. En çok etkilenen ve işte kendi canavarlarına dönüştüler diye düşünüyorum. Ama liberaller de bundan nasibini aldı yıllar önce. Ama sağcılar, milliyetçiler aldı. Zannediyorum devlet makamına daha gelmemiş olan bir tek solcular var kaldı. Ama bu konuda, bu konumda onlar da gelseler, yani bu sistemi onlar da gelseler, 10 yıl, 20 yıl içinde kendisi, bu devlet, bu iktidar yapılanması onları da kendine benzetebilir diye ben endişeleniyorum. O yüzden güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi geçen gün Edgar'ın yayınını izledim. Yüksel Hoca da vardı, CHP Genel Başkan Yardımcısı şu anda. O çok güzel bir şey söyledi orada. Yani biz Türkiye'de, son sözümde o olsun bu konuyla ilgili, biz siyasetçi sınıfının da bir sorunu var Türkiye'de dedi. Bizim bu nesle ve bundan sonraki nesle herkesin kullanabileceği demokratik, adil bir sistem tasarlamamız ve onlara vermemiz gerekiyor dedi. Çok doğru bir söz. Aksi halde bu tür görüntülerle karşılaşacağız. Furkan Vakfoğlu'nun son sözümde şu, özür dilerim son sözüm ama gerçekten son sözüm şu. 15 Temmuz sonrasında anladığım kadarıyla devletin yeniden dizayn etmeye çalıştığı bir tarikat ve cemaatler meselesi var. Furkan Vakfı Kuytul yönüyle o dizaynda yerini almak istemeyenlerden biri. O yüzden zaten düşman ilan edildiler. Ama burada şu var. Herkes demokratik, adil bir şekilde birbirinin, demokratik bir Türkiye için, toplum için birbirinin hakkını savunmalı. Kesinlikle savunmalı. O bizim mahalleden değil, onu savunamayız diye bir şey yok. Ama bu herkes için geçerli. Benim için de geçerli. Baskı altında olan bir grup, söz gelimi işte Furkan Vakfı yönetimi, işte Kuytul, Sezen Aksu olayı çıkışında mesela çok anlamsız bir çıkış yapmıştı hatırlarsanız. Yani orada. Yani bu demokratik özgürlükler sadece bizim başımıza geldiğinde değil, herkesin başına geldiğinde savunmalıyız diye düşünüyorum. Çok doğru söyledin. Ağzına sağlık Alpan. Bu hafta yayınlarımızdan birinde de şunu farklı aslında bakış açısından sahip konuklarımızla konuşmuştuk. İnsan hakları savunuculuğu amasız ve fakatsız yapılabilir ancak ve ideolojiler üstüdür. Yani benden, benim camiamdan olanların insan hakkı ihlali olduğunda ben savunurum. Öteki diye tarif ettiklerimin başına ne gelirse gelsin hattı üzerinden bir insan hakları savunuculuğu olamaz. Herhalde tarihten günümüze Türkiye çok farklı fay hatlarını barındıran bir toplum. Bu coğrafya, ama şu anda geldiğimiz noktada herhalde en temel fay hatlarından biri benim gördüğüm kimliksel ve sosyal olarak adaletsizliğe maruz kalıp bir adalet çığlığı içerisinde olanlar, bunu hukuk üzerinden bulamayanlar, devleti kendi arkasına hissedemeyenler var. Bir tarafta da ya direkt ezen tarafta bulunanlar ya da bu ezene ses çıkarmayan, onun o çerçevesinin içerisinde yer almaktan beis görmeyenler var gibi geliyor bana. Dolayısıyla ideolojiler üstü bir durumdan söz ediyoruz. İşte Furkan Vakfı da bazı açılardan belki siyasal iktidara çok yakın durabilecekken durmamayı tercih ettiği için muhalefete düştü ve düştüğü noktadan sonra da devletin bütün ceberrüt yüzüyle o da karşılaşıyor gördüğümüz üzere. Sezin, sen ne dersin? Bu hafta başına yaşananları sen nasıl değerlendirdin? Tabii yani Furkan Vakfı aslında bir sembol oldu. Normalde biz de belki burada işte birçok hak ihlalini zaten konuşuyoruz, ediyoruz ama onun ötesinde Furkan Vakfı'nı da konuşuyor olmamız elbette ki sadece bir hak ihlali olduğu için değil, hem çok sert biçimde yaşandığı için, ama o sert biçimde yaşanması özellikle toplumun bu döneminde, yani Türkiye'nin bu döneminde daha ayrıcalıklı bir takım haklara kavuştuğu kabul edilen muhafazakarlara, dindarlara, o kesimden bir grubun başına geldiği için aslında bizim bu kadar ilgimizi çekiyor tabii ki. Yoksa yani birçok aslında tabii ki grup, kesim, insan, bir birey, canlı diyelim hatta, çok ciddi hak ihlalleriyle karşılaşıyor günümüz Türkiye'sinde ve çok daha belki, evet bu çok ağır bir örneği ama daha ağırlarını yaşayanlar da var maalesef. Buradaki mesele mütedeyyin kesimde de işte, yani dediğim gibi AK Parti'nin en çok övündüğü şeylerden biri sadece Türkiye içinde değil, uluslararası olarak da hep işte İslamofobiyle ilgili mesela mücadelesini görüyoruz, ettiğini, söylediğini görüyoruz. Bu konuda dönüp de mesela Avrupa Birliği projeleri de yapılıyor vesaire. Yani adeta Avrupa'da da bu konunun sözcüsü AK Parti'dir gibi bir yaklaşım sergileniyor. Sadece
Avrupa'da değil, daha yakın zamanda Pakistan'da işte bu düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Mevlüt Çavuşoğlu çok övünerek ümmetin haklarına sahip çıkıyordu ki orada son zamanlarda işte dokunulmayan konulara da dokunuldu. Mesela Uygur meselesiydi vesaireydi gibi. Orada herkesin, bütün Müslümanların haklarına özellikle sahip çıkıldı. AK Parti iktidarının sahip çıktığına vurgu yapıldı. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki dönüp de Türkiye'nin içinde bunlar yaşandığı zaman bu son derece tutarsız da bir durum olduğu için özellikle dikkat çekiyor. Özellikle üstüne konuşmamız gerekiyor. Halbuki burada tabii ki mesele genel olarak Türkiye'de hak ve özgürlüklerin ve bütün aslında demokratik demokrasi çerçevesinde ne varsa hiçbirinin garanti altında olmaması ve herkesin her an altından o zeminin çekilebilecek olması. Tam tersi ayrıcalıklı olmayan, dezavantajlı kabul edilebilecek bir kesimdenseniz dahi eğer ki iktidarın bir parçası veya yakını olursanız o zaman da tam tersi bu sefer nüfus sahibi olabiliyorsunuz, tolere ediliyorsunuz. Yani en kötü ihtimalle tolere ediliyorsunuz, tam tersi bazen ayrıcalıklara da sahip olabiliyorsunuz. Mesela birçok magazin figürü normal şartlar altında hiç mütedeyyin kesimle alakası olmaması gerekir veyahut da olması gerekeceğini düşünürsünüz. Ama bakıyorsunuz onlar sadece iktidara yakın olunca bu sefer orada iktidarın kanatları altına girebiliyorlar. O çevrede elit kesimde yer alabiliyorlar bir anlamda. Bütün bu işte tezatlar, tutarsızlıklar da vesaire de ister istemez bizim vurgulamamız gereken şeyler yorum yapanlar olarak. Çünkü bir anlamda işte toplumun vicdanına batan diken, neyin ne olması gerektiğini söyleyenler, bir normali olması gerekeni gösterenler, bir adeta kutup yıldızı gibi yönü gösterecek olanlar da ister istemez bizleriz. Böyle çok yüce bir görev biçmeyeyim ama yani bunları tartışıyor olmamız lazım ki neyin tuhaf olduğunu kamusal alanda bir konuşuyor olalım, bir fark ediyor olalım, kanıksamayalım. Hı hı. Çünkü birdenbire dünyanın da öyle bir zamanındayız ki zeminler çok kolay kayabiliyor. Doğru kabul ettiğimiz veyahut da zaten bu böyledir kabul ettiğimiz şeyler, ilkeler diyelim veyahut da durumlar birdenbire çok hızlı dönüşebiliyor. Ukrayna Savaşı özellikle bize bunu yaşattı. İşte bir gecede İsveç'in pasifist duruşunun bitmesi, bir gecede işte gene Almanya'nın militerleşmesi gibi şeyleri yaşadık bunlar. Yani tarihi olaylar hakikaten. Böyle bir dönemde işte daha da fazla bu tuhaflıkları vurguluyor olmamız lazım. Ki hı hı. İşte biz de Türkiye'nin aslında bütün bu yıkım döneminde, dünyada bir yıkım dönemi yaşıyoruz. Türkiye'nin de yenisi kurulurken ne olması gerektiğiyle ilgili bir hatırlatma olsun. Furkan Vakfı bu bize bence bana kalırsa bu dönemde bunu hatırlatıyor. Hı hı. Sen ne dersin Edgar? Hem sizin hem Alpan zaten kapsamlı ele aldılar. Ama yani tabii şunu söylemek lazım. Yani 2016'dan sonra AK Parti iktidarının İslamcı'dan ziyade otoriter yönü daha fazla söylenir oldu. Bu da aslında onun iyi bir görüntüsü. Yani 2016'dan sonra işte sadece işte Fethullahçılara davranış şekli üzerinden bu biraz anlatılabiliyordu. İşte başörtülülerin muhalefete tekrar ama bu sefer İslamcı bir iktidarın altında muhalefette bulunmalarını gerektiren bir konjonktür oluşmuştu. Furkan Vakfı da aslında uzun zamandır bu şekildeydi. Alparslan Kuytul çok uzun süre hapiste kaldı hatırlarsan. Şimdi yapılan da aynı şekilde otoriter yönünü daha çok öne çıkarıyor. Normal şartlarda İslamcı bir iktidarda ne beklersin? Belli bir tonun dışına çıkmayan bütün cemaatlerin, tarikatların vesaire orada bir yer bulabilmesi. Evet bugün hepsi yer bulabiliyor ama itaat olmadan iktidara bulamıyorlar. Bunu çok iyi bir şekilde gösteriyor. Ha, Furkan Vakfı'nın, Alparslan Kuytul'un bir takım başka konulara Alpan da dikkat çekti. Açıklamalarına baktığınız zaman çok kolay bir şekilde bugünkü iktidarın zihin dünyasıyla iletişim kurabilecek ve uyum sağlayabilecek yönleri de var. Ama bak o da yetmiyor demek ki. Hı hı. Orada tam itaat
her zaman en önde gelen şey. Tabii bu iktidarın içindeki kliklerin de kendi aralarındaki mücadelesiyle de ilişkili bir nokta belli ki. Çünkü Bahçeli sahip çıktı o polislere, o görüntüleri yol açan polislere. Soylu bile çıkıp ay abartmış olabiliriz vesaire dedi. Orada öyle bir parçalanma, öyle bir bölünmeye de tabii bu işaret ediyor. Dolayısıyla yani rejimin otoriter ve gerçekten kliklerle hiç demokratik olmayan, şeffaf olmayan, kurumsal olmayan bir takım yönlerini ortaya çıkarması açısından çok kristalleştirici bir olay gibi gözüküyor. Buradan tam aslında senin pas verdiğin yerden ikinci konuya geçebiliriz. Cumhur İttifakı'nın akıbeti. Cumhur İttifakı'nın içerisinde ne tür çatlaklar var, var mı? Bu yasa tasarısı, seçim yasasında değişiklik öngören yasa teklifi sürecinde de konuşuldu. Özellikle Devlet Bahçeli'nin konumu, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik ne söylüyor bu vesaire. Sadece senin de bahsettiğin gibi Edgar, Milliyetçi Hareket Partisi meselesi değil. Süleyman Soylu da orada duran bir isim ve bir klik mi? Bunu da sormuş bulunayım. Alpan sen ne dersin? Uzun haftalardır Millet İttifakı'nı konuşuyoruz. Yine tabii birbirleriyle ilişkisi üzerinden konuşacağız bunları. Millet İttifakı diyorum, aslında kastettiğim altılı masa artık. Cumhur İttifakı'nın durumunu, akıbetini sen nasıl görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Evet, aslında biz burada hep Millet İttifakı'nı konuşuyoruz. Cumhur İttifakı'ndan çok fazla bir şey yansımadığı için belki de daha çok yorumlar üzerinden ya da duyduklarımız, duyumsamalar üzerinden gitmek zorunda kalıyoruz. Ya da olayları okumaya çalışıyoruz aslında. Millet İttifakı'na daha çok donemiz var. Çünkü zaten hali hazırda atıyorum Medyascope'da çalışan kişiler olarak da Gülçin Edgar ben özelimizde söylüyorum. Çok fazla zaten bu altı partiden insanla yayın yapıyoruz. Dolayısıyla daha çok yorum yapma şansı, daha katı, sert, daha doğru ne diyelim ona, ayakları yere basan yorumlar yapabiliyoruz. Ama yine de bu bize engel değil, Cumhur İttifakı dağılıyor meselesi. Tabii bu seçim yasası değişikliği teklifi ve aynı zamanda ara sıra gündeme geliyor işte bu mesela Furkan Vakfı olayıyla ilgili de biz bunu gözlemleme şansına sahip olduk bu hafta içinde. O da nedir? Cumhur İttifakı dağılıyor, bunun bir takım göstergeleri olabiliyor. Niye? İktidardan bir çıkış oluyor. Bahçeli daha farklı bir çıkış yapıyor. Bu tür göstergeler arada bir, yani böyle 6 ayda bir, 7 ayda bir gözlemleyebildiğimiz bir şey. Bu da şu soruyu devreye getiriyor. Cumhur İttifakı acaba dağılıyor mu? Çünkü herkes şunu bekliyor aslında. İki lider, yani Erdoğan ve Bahçeli aslında 2010'lu yılların başında birbirlerine hani siyaseten dahi ağza alınmayacak sözler ettiler ve aynı zamanda farklı kampta görüyorlardı. Yani ideolojik olarak söylemiyorum bunu. Türk İslam sentezi açısından değil, o ayrı bir değerlendirme zaten ama pragmatik, gerçek siyaset, reel siyaset olarak baktığımızda çok bambaşka yerlerdeydiler. Fakat 7 Haziran seçimleri ve 15 Temmuz sonrasında ikisinin birlikte olması işte şu soruyu devreye getiriyor. Bu birliktelik ne zaman sona erecek? Bu tür her vakada da, yani farklı çıkışların olduğu vakalarda da illaki o soru tekrar herkes tarafından deşiliyor. Fakat bu sefer olayı bizim gözümüze daha da göz önüne getiren olay şu oldu. Seçim yasası değişikliğiyle barajın 7'ye düşürülmesi ve Erdoğan'ın son dönemde biliyorsunuz işte bu Ukrayna Savaşı ardından Batı dünyasıyla ve sadece Batı değil Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'le de tabii bunların içine dahil ediyorum kurduğu temaslar. Yani Türkiye ve Erdoğan rejimi daha çok, Erdoğan'ın kendisi büyük bir izolasyondan çıkışın arifesinde ya da Türkiye'ye ve dünyaya bu mesajı veriyor Ukrayna Savaşı'nı da kullanarak. Yani Scholz geldi, Rutte geldi. Hatırlayın da Rutte dediğimiz kişi, yani Hollanda Başbakanı gelen portakal krizinin müsebbibiydi. Yani Türkiye'de ne kadar büyük bir, yani çok ciddi Nazi denildi yani bu insanlar, hani Naziler diye bir çıkış yapıldı ki Avrupa'da çok büyük ses getirir böyle hamleler, böyle sözler. İsrail'le hakeza öyle, 15 Temmuz'un finansörü olduğu söylenen Birleşik Arap Emirlikleri'yle öyle. Dolayısıyla ben şöyle bir formülasyona gitmiştim. Biraz gözlemlerimden de ama kesin bir cevabım yok. Erdoğan yeniden Batı rejiminin, Batı'nın aradığı adam mı oluyor, kişi mi oluyor Türkiye'de? Bölgede istikrar için, Rusların karşısında biraz daha durması ve aynı zamanda enerji hatlarına yeni bir istikrar sağlamak için, yeni bir yol yaratmak için biliyorsunuz Doğu Avrupa'daki proje, Doğu Akdeniz'deki projeler sona erdi. Türkiye'nin dahil
olmadığı projeler. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin de dahil olacağı enerji hatları olabilir. Böyle bir yerde de istikrar aranır. Bilmedikleri bir muhalefet mi, bildikleri bir Erdoğan mı sorusu var benim aklımda. Bütün bunlardan yola çıkarak eğer Erdoğan Batı'nın aradığı yeniden adam oluyorsa ve birlikte bir yani kendini oraya o şekilde pazarlıyorsa ve böyle bir gelecek öngörüyorsa, ki emin değilim bundan, o zaman durum şu mu sorusu geliyor. Erdoğan MHP'ye ihtiyaç duymaz mı bundan sonra? Matematik olarak ihtiyaç duyar. Hala duyuyor. Fakat en azından AKP'nin biliyorsunuz kendi örgütünde bir takım bir tazik var. Yani MHP'ye karşı, MHP'nin adaylarına karşı seçim bölgelerinde. Onu engellemeye yönelik bir hamle olmuş olabilir seçim yasası değişikliğiyle. En azından artık birlikte girmeleri gerekmiyor. Ama tabii ki ortak adaylar öyle bir söz konusu durum yok. Ama yollar yavaş yavaş ayrılır mı derseniz tabii bunları söylemek için çok erken diye düşünüyorum. Sadece şunu ekleyerek belki de kendimi biraz açık bıraktım. Biliyorum, farkındayım ama şunu söyleyeceğim. Yani böyle bir soruyu yanıtlayabilmek için, Cumhur İttifakı dağılıyor mu sorusunu yanıtlayabilmek için, ki bence şu an öyle bir durum söz konusu değil, şu soruyu yanıtlamak lazım. Onların birlikteliği seçimlere mi dayalı? Yoksa rejim kurulmasına mı dayalı? Hı hı. Bence ikisi de. Yani hem seçimde matematik olarak mutlaka birlikte olmalılar, ama aynı zamanda bu birliktelikten de şu doğuyor: güç, servet aktarımları ve kadro, devlette kadrolaşma. Yani ve bunun etrafında da Erdoğan bir rejim yaratıyor. Biz her seferinde Erdoğan'a bu rejimin kurumlarını daha kurmadı dedik. Ama kuruyor. Yani seçim yasası değişiklikleri de bunu bize gösteriyor. Yavaş yavaş onları da inşa ediyor. Dolayısıyla orada çok daha uzun elimde bir şeyin durumu olabilir. Ama her siyasetçi bence kendi alternatifini yaratmak ister. Eğer Batı ile bu şekilde kurduğu bir Erdoğan'ın temas uzun elimliyse ve kendini yeniden iktidar restorasyonu için kullanacaksa Türkiye'de, o açıdan 3-5 yıllık bir planın başlangıcı da olabilir. Söylediklerin çok önemli gerçekten Alpan. Çünkü bence de yapısal birliktelik nedenleri olan bir ittifaktan bahsediyoruz. Yalnızca seçim odaklı değil. O da araçlarından biri bana göre de. Bundan sonra ne olacağına dair de senin yaptığın yorumlar gerçekten benim de kafamı açtı. Ama bir yandan da Cumhur İttifakı ile ilgili yorum yapmakta zorlanmamızın sebeplerinden biri şeffaf olmaması. Ortamın hiçbir ilişki ağı belki şeffaf değil ama Cumhur İttifakı bunlar içerisinde en bu şekilde olmayanı tek adam rejimi dersiniz demezsiniz. Sonuç itibariyle çok dar bir kadroda verilen kararların sonucunu aslında gördüğümüz bir yapıdan da bahsediyoruz. Bu yüzden de yorum yapmak zaman zaman güç. Bu arada küçük bir teknik aksaklık oldu, yayından düştük, tekrar devam ettik. İzleyicilerimiz kusurumuza bakmasınlar, arada bu şekilde teknik sıkıntılar yaşıyoruz maalesef. Sen ne dersin? Cumhur İttifakı'nın akıbeti ne olur sence? Bir çatlak görüyor musun? Alpan'ın yorumlarına ne dersin? Buyur, söz sende. Şimdi Türkiye'nin oyun alanı uluslararası olarak aslında bayağı daralmıştı. Ne doğuda ne batıda hiçbir tarafta kendine tam bir açılım bulamıyordu. Birdenbire ama o alanın müthiş genişlediğini ve daha mesela Türkiye üstünde Rusya koz sahibi gibi gözüküyordu. Şimdi tam tersi bir durum söz konusu. Türkiye'nin birdenbire bütün alanlarda çok geniş bir sahaya çıktığını görüyoruz. Hatta o kadar ki çok sembolik bir şey ama mesela bu işte şeyde en son bu Batı toplandığında Boris Johnson mesela İngiltere Başbakanı olarak daha izole kalmış gibiyken eskiden bu rolde, ya tesadüf tabii ki ama eskiden hakikaten Türkiye'nin Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu katıldığı toplantılarda daha tek başına kaldığını gördük ve hakikaten tek başına kaldığını görürdük. Şimdi ise bütün o ittifakın, Batı ittifakının gayet bir parçası gibi orada olan, rahat hareket eden ve kabullenilen, kucak açılan bir Erdoğan var. Öte yanda da bütün dengelerde, bütün Avrupa'da vesaire değişirken bir yandan işte Rusya'yla da dengeleri Türkiye bir şekilde sürdürebiliyor. Bu da gerçekten hayret edilecek bir şey. Rusya'nın düştüğü zayıf bu anlamda köşeye sıkışma durumunda da Türkiye bir kurtarıcı oluyor. Bir nevi orada da işte Hindistan gibi, Çin gibi, Brezilya gibi de hareket edebiliyor. BRICS ülkeleri gibi bir anlamda hareket edebiliyor Türkiye.
Bu ne kadar sürer bilemiyoruz. Çünkü durumlar çok hareketli. Mesela Polonya'nın da böyle önünün açıldığını gördük. Polonya gerçekten de bu arada ciddi de bir mülteci yüküyle vesaire insani yardım meselesiyle, askeri konulara da hatta müdahil olmasıyla başka da bir ön plana çıktı, yani ağırlıklı rol de oynuyor ama bir anda oradaki işte sağ popülist iktidarın ve özellikle Avrupa Birliği fonları kesilecek Polonya'ya derken işte bütün bu hukukun üstünlüğü, demokrasi meseleleri yüzünden Polonya'daki iktidarın dışlandığını görürken şimdi tam tersi fena halde sahiplenildiğini görüyoruz. Ve tersine bu sefer Macaristan'da da aslında böyle bir hareketlenme oldu. Orban bir böyle pozisyon aldı aslında. Erdoğan'a benzer de bir pozisyon aldı. Yani Ukrayna'da barışı teşvik ediyordu. Ama sonra da işte daha açığa düştü. Çünkü bir yandan orada Rusya ile ilgili bağlantılarını da çok kolay kesemedi. Dolayısıyla mesela Macaristan'la bu sefer Polonya'nın arası açılmaya başladı. Polonya'nın ve hatta Ukrayna lideri Zelenski'nin Macaristan'a yüklenmesi gibi durumlar var. Şimdi bu saha çok hareketli. İşte ya her şey bir gecede değişebiliyor, değişmez diyeceğimiz şeyler de bir. Ve orada yani işte Polonya, Macaristan aslında birlikteliği, dayanışması çok uzun tarihinde olan bir aslında beraberlik, ittifak. Ve onun bile birdenbire ters döndüğünü, alabora olduğunu da gördük mesela. İşte Almanya'daki değişim gibi, İsveç'teki değişim gibi, ya politika değişimleri gibi. Aslında orada da mesela işte bu gibi şeyler olabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu her tarafı idare etme politikasının sürüp süremeyeceğini şu an tahayyül etmek zor. Ama Türkiye'nin bir takım değişimler yaşayacağı kesin ve ilginç bir gene o stratejik pozisyonunun da keyfini bir anlamda süreceği veyahut da o değişimle illa keyif sürmek gibi de olmaz ama mesela işte Rus oligarklar olsun, işte şeyler olsun, Rusya'da rejimden kaçanlar olsun veya Ukrayna'dan, hatta işte şu an Avrupa kucak açıyor ama yine de Ukrayna'dan da gelecek olan bir aynı şekilde hem zenginlik hem başka bir kaynak olabilir. Tıpkı nasıl Suriye Savaşı'nda olduysa onun gibi. Çünkü ne olursa olsun Avrupa Birliği'ne orada bir şekilde yaşamış olanlar, bir şekilde ufak tefek hesapları olmuş olanlar da bilirler ki çok zor bir şey gerçekten. Banka hesabı açmakta, işte bir takım transferler yapmakta, hele günümüzün yani şu anki durumda bir yani Rusya kökenli birinin veya hatta Ukrayna kökenli birinin yapıyor olması bana kalırsa çok da kolay değil. Ama Türkiye'ye her zamanki gibi bir açık alan. Ve Anatoly Çubayis malum işte Kremlin'in danışmanı, işte Türkiye'de görüntülendi. Komersant gazetesi onun ATM başında fotoğrafını yayınladı. Kremlin'in hem danışmanı hem de iklim meselesinde aslında Putin'in seçtiği o güzide temsilciydi. Yani iklim krizi demek ki Rusya'da evet çok önemsenen bir konu değil biliyoruz ama gene de uluslararası temsiliyeti olan bir insandı ve o İstanbul'a sığınmış durumda. Ya onun gibi eminim birçok insan daha olacak, birçok figür daha olacak. Biz tabii gazeteciler, akademisyenler daha entelijensiyadan da olacak ama başka taraflardan da olacak. Ben tamamen konuyu Ukrayna tarafına çektim ama şeyi söylemek istiyorum. Yani bu hareketli sahada aslında AK Parti ve Erdoğan eski klasik reflekslerini kullanarak kendine bir saha açıyor. Hı hı. Seçim yasası olsun, işte medeni kanunla ilgili tartışmalar olsun içeride. Yani bizim hiç gelemediğimiz bir medeni kanun tartışması bu arada yürüyor. O da bütün o değişimler aslında nafaka vesaire üzerinden meclis önüne geliyor. Ve aynı şekilde o büyük seçim yasası. Yani seçim yasasında ittifaklar bölümü var, oy vermekle ilgili bölümü var vesaire. Yani oy sayımı ile ilgili aslında o hakimleri ilgilendiren bölümü var, seçim kurullarını vesaire vesaire. Bütün bunlar aslında iç alanda da kendi bir saha açıp bunu kullanıyor. O elastik pozisyonuna geçiyor. Dış politikada zaten keza böyle bahsettiğim gibi bir sürü değişim yaşanırken orada bundan nasıl yararlanırım? Hem ekonomik hem siyasi olarak o eski reflekslerine dönüyor. Eski refleks derken tamamen pragmatik, tamamen faydacı reflekslerden bahsediyorum. Demokratik vesaire veya Batı'yla da ilişkileri illaki pozitif bir şekilde Türkiye'ye dönecek demokrasi ve hak özgürlüğü açısından demiyorum. Faydacı bakımdan diyorum.
Bundan dolayı da bu elastikliğe geçmişken bana kalırsa Milliyetçi Hareket Partisi ve bütün kadroları da daha AK Parti aslında yük olmaya başlayacağı bir döneme giriyor. Ki Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında da bunu görüyoruz. İşte bir yandan hem Ukrayna'yı eleştiriyor, bir yandan hem işte Batı'yı eleştiriyor, hem işte şeyi Rusya'yı eleştiriyor, herkesi eleştiriyor. Türkiye'nin pozisyonundan bu anlamda Ankara'nınkinden daha farklı. Öte yandan bu Kuytul meselesinde işte Süleyman Soylu'nun pozisyonu, Bahçeli'nin pozisyonuydu vesaireydi. Yani böyle konularda da farklı tavırlar alabiliyor. Bundan dolayı bana kalırsa orada eğer ki AK Parti o alanını açarsa bu sefer ittifaksa alanının daralmasıyla ve ayak bağı olma hissiyle karşı karşıya kalacak. Hı hı. O zaman Cumhur İttifakı'nın akıbeti nedir sorusunu etkileyen birçok parametreden bahsettik. Bir ittifak içi yapılar var. İkincisi dış politikayı vurguladın sen Sezin. Yani uluslararası dengeler ve denge değişimleri aslında. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Rusya ve Ukrayna savaşı şu açıdan tartışılıyordu. Bu savaş aynı zamanda dünyada liberal siyasi rejimlerle illiberal siyasi rejimler arasında bir savaş mıdır sorusu ortada duruyordu. Dolayısıyla Türkiye eğer Ukrayna'dan yana tavrını gösteriyorsa bir yandan da kendi içerisindeki otoriter eğilimlerini de sorgulaması gerek. Batı kampına tekrar yüzünü dönüp Avrupa Birliği ile ilişkilerini bir nevi normalleştirmesi gerek mi sorusu duruyordu. Ama senin bu anlattığın bütün hikaye bunu yapmadan da Batı kampıyla farklı bir tarzdan, hatta yeni değil de eskiye dönüş, daha pragmatist bir nokta üzerinden ilişkilenebileceğini de gösteriyor. Bu belki Cumhur İttifakı'nın içini etkileyebilir. Şimdi bir diğer parametre de muhalefetin durumu. Altı Muhalefet Partisi, Deva Partisi önderliğinde bugün toplanıyor. Edgar, sen bu açıdan baktığında ne görüyorsun? Sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu hafta şu hep konuşuldu. Geçtiğimiz haftadan bugüne seçim yasası tasarısındaki değişik teklifinden sonra ben hep duydum bunu. İşte Altı Muhalefet Partisi daha hızlı neden cevap vermedi? İşte 15 günde bir toplanılacak yemeklerle mi olacak bu iş? Bunu söyleyenler vardı. Bir de sürekli iktidarın yaptıklarıyla şekillenmesi mevzu. Zaten kendi yolunu çizmiş bir muhalefetten bahsediyoruz. Her seferinde tepkisel davranması gerekmez. Kendi yolunda ilerleyip işte amacına ulaşmalı. Sen bu iki hattan hangisini daha anlamlı buluyorsun? Neden hala bunları tartışıyoruz? Buyur söz sende. İkinci hattı daha anlamlı buluyorum zaten ama bir de tabii şöyle bir şey var. O yapı çok aktörlü, geniş tabanlı, hı hı, hantal bir yapı. Yani hı, bunu eleştirmek için söylemiyorum ama mecburen öyle. Doğal olarak, evet, doğası öyle, hantal bir yapı. O hantallığın demokratik yönü öne çıkarılabilir. Yer yer böyle çok hızlı cevap ya da çok her şeyi hızlı yapalım değil. Daha müzakere, daha diyalog, daha istişare, tartışalım şeklinde. Bir de Türkiye'de iktidarı yenmek için gereken dinamizm ve sinerji içinde o hantallık yük olabilir. Orada da o hantallığı yenecek bir takım ek mekanizmalara, hı-hı, ihtiyaç olabilir. Orada eleştirebiliriz o hantallığı. Ama sürekli iktidar şunu yaptı, biz de şunu yapacağız. Öbür hafta başka bir şey yapar çünkü kurumsal otorite orada. Yani onun için sürekli onun peşinden koşmasına da gerek olduğuna emin değilim. Bir de belli bir noktada biz diyebiliyor bu yapı ama birçok noktada da diyemiyor yani. Evet. Benzemedikleri çok fazla. O da hantallık var, yaratıyor. Evet. Yani her şeyi bir tartışmak gerekiyor vesaire. Bu Cumhur İttifakı meselesiyle de bu ilişkili şu açıdan. Şimdi dağılacak mı meselesi için insanlar genelde bir takım sebepler üzerinden gidiyor. Aslında Cumhur İttifakı'nın dağılması için birçok sebep vardı. Hep vardı. Herhangi bir siyasi ittifakın da dağılması için sebepler hep olur. Çünkü hayatı zorlaştıran bir şeydir. Özellikle AK Parti gibi zaten ülkeyi bu ittifaka girmeden 15 yıl... Bu ittifaka girmeden önce de 15 yıl ülkeyi yönetme iddiasında ve deneyiminde olan bir parti için bir de böyle bir taahhüde girmek zaten bir yük başlı başına. Yani her zaman değişmesi için, bu ittifakın yıkılması için sebepler vardı iki taraf için de. Fakat zaten dağılmadı ama buna rağmen. Neden? Çünkü zorlayan sebepler daha fazla oldu. Ben bugün bunun daha da yüksek olduğunu düşünüyorum her şeye rağmen. Çünkü Erdoğan'ın iktidarı boyunca ittifak kurma ve bozma meselesini çok ustaca yaptığını biliyoruz. Ve bunu hep kendince bir iktidarını devam ettirme, bir çoğunluk yaratma, çoğunluk kurma, hı hı, inşa etme amacıyla yaptığını biliyoruz. Bunun siyasi kısmı var, bir de aritmetik kısmı var. Aritmetik olarak bir çoğunluk iktidarda kalmanız için zaten gerekiyor. Ama bir de siyasi kısmı var. Mesela liberal
bir çevreyle de bu iktidarın ittifak içinde olduğunu ilk kurulduğu yıllarda biliyorduk. Onların herhangi bir seçmen tabanı yok. Özellikle böyle iktidarı iktidarda tutacak. Ama ne var? İşte hegemonik bir dil oluşturma. Ve özellikle karşıdaki vesayet bloğuna karşı o dili kullanma. Bu zamanla değişti. Mesela şimdi de çok popülist, şoven, milliyetçi bir dil o hegemonyayı tutmaya çalışıyor. Karşıda oluşmuş bloğa karşı. İşte Erdoğan bunu iktidarı boyunca çok ustaca yaptı hakikaten. Başarılı da oldu. Ve çok değişik aktörlerle yaptı. Bunu yapabilmesinin sebebi de diğer karşıdaki aktörleri birbirine karşı kullanabilme esnekliği ve manevra alanından kaynaklanıyordu. Ama son yıllarda giderek o manevra alanı daraldı. Ve bunu da daraltan kendisi aslında. Bir yapısallık var. Daralan bir yapısallık var. Ben bunu biraz rejimle ilgili görüyorum. Rejimi siz otokratikleştirdikçe, daha otoriter bir rejim kurdukça, kendi kazanmanızı kolaylaştırmak için aslında ister istemez karşıdaki aktörleri de birbirine yine dağılmaları için birçok sebep olmasına rağmen birleştiriyorsunuz. İşte altılı masa oluşmuş durumda. Bundan 3-5 ay önce böyle bir masa hani ay olması lazım, keşke olsa bilmem ne fotoğraf verilsin deniyordu. Olur mu olmaz mı belli değildi. Şimdi işte aylık ikinci toplantıya geçildi. Belki 3 ay sonra bambaşka bir şeyden bahsedeceğiz. Bu seçim yasasındaki değişiklik teklifi tam tersine hedefliyor aslında ama böyle bir etki yaratabilir mi? İşte onu demeye çalışıyorum. Yani bu seçim yasası da öyle. Evet. Siz otokratik adımlar attıkça karşıyı birleştiriyorsunuz ve hani eskiden Erdoğan'ın o ittifak kurma, bozma, yeni ittifak kurma manevra alanını yaratan, diğer aktörlerle oynayabilme, onları birbirine karşı kullanabilme kapasitesi azalmış oluyor. Diğer aktörler ne olursa olsun bir arada kalmak zorunda kalıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biraz öyle bir durum var. Dolayısıyla ben uluslararası alanda değişen jeopolitik bir manzara değişimi var. Bunu da yani çok ciddi bir manevra alanı yaratacağından emin değilim. Mesela şöyle bir şey, sizin oraya işaret etti Polonya. Şimdi Polonya'da da mesela 2 sene önce seçim vardı ve oranın popülist otokratik lideri yani seçimi işte birkaç az farkla kazandı. Orada da Varşova Belediye Başkanı adaydı. İşte Macaristan'da önümüzdeki ay yaşayacağımız olayın çok bir benzeri. Şimdi baktığın zaman Biden Polonya'daydı. Yani Batı bloğunda Polonya'nın sabit duruşu Polonya'nın şu anki politikasında bir fay hattı değil zaten. Yani muhalefet de gelse hem Biden oraya gidebilirdi hem yine Amerika yanlısı, NATO yanlısı olacaktı. Mesela Macaristan'a bakıyorsun, orada şöyle bir enteresan bir şey var. Orada Orban ciddi şekilde Rus yanlısı bir şey çizdiği için muhalefetin ciddi aslında ona vurması için bir fırsat oluştu. İşte bak sen jeopolitik revizyonizm peşinde koşan bir aktörün peşinden gittin, o Ukrayna'yı işgal etti. Nereden biliyorsun yarın bizi işgal etmeyeceğini? Sen ona karşı bizi koruyacak yegane aktör olan Avrupa Birliği ve NATO'nun kuyusunu kazdın ve Putin'in yanında durdun. Ama bizim milli güvenliğimizi tehdit ettin deme fırsatı doğmasına rağmen muhalefete. Orban orayı da işte biz barış yanlısıyız. İşte Rusya'da olsa işte şey olmasın. Muhalefet asker yollayacak, bizi savaşa sokacak diyerek mesela orayı çevirdi şu anda. Nasıl yani, hem Rusya'nın yanında taraf alarak hem de muhalefetin mi böyle yapacak? Hayır, şunu demek istiyorum. Yani orada da muhalefet yine Batı yanlısı. Hı hı. Ama uluslararası konjonktür muhalefete yaramadı mesela. Anlatabiliyor muyum? Mesela çünkü ne diyoruz? Polonya'da yaradı. Türkiye'de yaradı diyoruz ya. Macaristan'da yaramadı. Şimdi burada da Batı şunu biliyor bence. Ben şöyle okuyorum. Burada Erdoğan'ı, daha doğrusu Türkiye'nin önemi arttı. Jeopolitik olarak tekrardan. Ha bu ne kadar sürer göreceğiz. Ama şu anki konjonktür uzun bir süre arttığını gösteriyor. Ama bence, yani bunu tabii herkes şu an temkinli konuşuyor. Ben de temkinli konuşuyorum. Konuşmak zorundayız. Hı hı. Erdoğan'ın önemini arttırdığı anlamına gelir mi? Emin değilim. Çünkü muhalefet de hani biz NATO'dan çıkacağız vesaire demiyor ki. Tam tersi. Hatta muhalefetin tam bir dış politikası yok. Hatta bu konuda çok eleştirilebilir. Ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu şey demişti. İşte NATO'yu biz bir demokrasi şeyi olarak da görüyoruz. Erdoğan çok güvenilir bir aktör müdür? Sadece Putin Ukrayna'yı işgal etti diye. Emin değilim. Yani ben Batı'nın Erdoğan'la çok fazla angajmana gireceğini sanmıyorum.
ona yatırım yapacağını anlamında söylüyorum. Yatırım yapacağını sanmıyorum. Bekle göre devam edeceklerdir. Ama bekle gör politikasını uygulayıp burada iktidar değişecek mi değişmeyecek mi? Onun sonucu belli olana kadar da Erdoğan'la özel bir kavgaya da girmezler. Türkiye devletiyle, mesela Orta Doğu'da da öyle. Türkiye devletiyle iyi ilişkiler yapmak istiyoruz. Erdoğan iktidarı değil sadece. Türkiye devletiyle. Çünkü Türkiye'de iktidar değişebilir ama Türkiye'nin önemi değişmeyecek diye bir durum var. Hani onu anlatmak istedim. Alpan, çok kısa sana da söz vermek istiyorum. Bu konuda merak ettim senin de düşünceni. Sen de dersin Erdoğan'ın batının baktığı yerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir figür olarak kıymetini artırır mı bu süreç? Yoksa Edgar'ın dediği gibi doğalından buna çıkması gerekmez mi, ne dersin? Ya bence de temkinle yaklaşmak gerekiyor. Kesin bir cevap yok. Nasıl Cumhur İttifakı'ndan haber alamıyorsak büyük oyunlardan da ya da kurulan toplantılardan, yapılan konuşmalardan, yani uluslararası toplantılardan, konuşmalardan, stratejik belgelerden ya da konumlanmalardan da aslında doğrudan haberimiz yok. Ama yine aldığımız bazı duyumlar olabiliyor bir takım toplantılarda ya da strateji belgelerine bakabiliyoruz bir takım düşünce kuruluşları tarafından. Orada ben şöyle görüyorum biraz. Umarım Edgar'ın dediği gibi olur ama o bence bugün bir yazı yazdım. Yine muhalefete bağlı aslında. Yani şu an dünyada Biden'ın önderliğini yaptığı ya da yapacağı bir ikilik var. Otokrasi, demokrasi ayrımı. Bu noktada Erdoğan'la Putin aynı kefedeler. Bunu hepimiz biliyoruz. Zaten Biden'ın uzun müddet Erdoğan'la görüşmemesinin sebebi onun otokrat bir lider olması aslında. Obama döneminde dahi buraya gelip çok ciddi eleştiriler yapmıştı. Yani Biden bu Ukrayna Savaşı çıkmadan önce dünyaya bakışını, dış siyasetini, Amerikan dış siyasetini Asya Pasifik merkezli olmak üzere ama esas olarak otokrasi demokrasi ayrımı üzerinden yapıyordu. Fakat bu ayrımı silikleştiren şey o da şu Edgar'ın söylediği gibi Türkiye'nin jeopolitik önemi olur. Çünkü Türkiye'nin jeopolitik önemi çok silikleşmişti. Erdoğan'la da birleştiği anda Türkiye rejimi, yani Erdoğan rejimi gözden çıkarılabilir konumdaydı bana kalırsa. Zaten Batı saflarında artık yer aldığı düşünülmeyen bir ülkeydi. Fakat tam bu anda çıkan Ukrayna Savaşı ve bundan sonraki sürece bakış ve aynı zamanda ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesi, bütün bunlar o demokrasi otokrasi kampında bir silikleşme meydana getiriyor ve Türkiye Erdoğan rejimi altında da gidebilir. Yani bu da bir opsiyon. Bu aslında çok temkinli bir şey değil, bir opsiyon bence batılı ülkeler için. Nasıl ki göçmen krizinde nasıl Erdoğan'la işbirliği yaptılarsa bundan sonrası için de işbirliği yapılabilir ya da göz kapanabilir. Yani görmezden gelinebilir. Bu noktada son cümlem şu, muhalefete düşen bir şey var. Otokrasi demokrasi ayrımında Türkiye'nin hem Batı'yla işbirliği yapabileceğini hem de demokratik safta yer alan, yani aynı değerleri paylaşan bir ülke olabileceğini gösterebilir. Muhalefeti benim eleştirdiğim nokta bu. Yani çıkın ayrıntılı yol planınıza, haritanıza, dış politikada da bu noktada gösterin. Yani GPS'yi yaptılar ama Erdoğan bunu boşa düşürmek için çok adım attı. Şimdi GPS getirilebilir mi? Uzun vadede getirilebilir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ama bana bütün bu olaylar şunu gösteriyor, son cümlemde o. Diplomatik manevralar, siyasi ve ekonomik manevralar ve yol haritaları halen ve halen iktidar açısından, yani Türkiye'de iktidar olmak açısından çok önemli. O açıdan muhalefetin yapacağı bence çok şey var. Sizin son birkaç dakikamızda sen şu anda yaptığımız tartışmaya neler eklemek istersin? Bir de sana özellikle şeyi sormak istiyorum. AB Stratejik Pusula Belgesi Türkiye'nin AB gözüyle konumunu etkiler mi? Bu belge yeni bir, yani Avrupa Birliği içinde de yeni bir duruş. Türkiye etkiler mi, sen ne dersin? Konuyu biraz kaydırdım ben, kusura bakmayın ve çok da konuştum zaten. O yüzden kısa çerçevelersem hemen. Şimdi dünyada da dediğim gibi Türkiye'de de dolayısıyla her şey çok çabuk değişiyor. Yani Türkiye'deki hızlı değişimi biz tamamen iktidarın yeniden oyun kurmasına borçluyuz. Veya ondan kaynaklanıyor, dediğim gibi yasa tasarısı değişiklikleriyle veyahut da Erdoğan'ın işte manda yoğurdu açıklaması olsun, onu bile çok konuşuyoruz. Ve her şeyden çok konuşuyoruz. Yani bütün dünyada olup bitenlerden, ki dün akşam benim uykularımı kaçıran bir akşam oldu. Dünya tarihinde ilk kez bir nükleer gücün, ki dünyanın en büyük nükleer gücünün rejiminin değişmesi için Amerikan Başkanı bir çağrı yaptı. Yani dünyanın diğer bir büyük gücü, nükleer gücü çağrı yaptı. Bu çok tarihi bir dönüm noktasıydı. Bunu sonradan Beyaz Saray geriye çekmeye çalıştı vesaireydi ama bu Biden'ın bu hafta içinde Putin'e karşı üçüncü büyük açıklaması,
hukuki ve siyasi yaptırım getirecek, arkası boş olmayan, çok derin aslında sarsıntılar yaratabilecek olan açıklaması. Ve bundan sonra gerçekten Rusya bu kadar köşeye sıkışmışken ne olacağını, ne olabileceğini bilemiyoruz. Ve böyle bir dünyada aslında işte Türkiye'de o alanı heyecanla, hevesle kullanmaya çalışıyor. AK Parti kadroları tabii ki de 20 yıldır iktidarda ve dünyada gitmedikleri ülke kalmadı o elit kadronun, yönetici kadronun. Ve bir tecrübeleri de var tabii. Yani o tecrübeyi kime yaşatsanız bir şey, tecrübe en azından oralarda neler olup bittiği, nasıl hareket edildiğiyle ilgili bir tahayyülü olur. Dolayısıyla bugün mesela İbrahim Kalın, Fahrettin Altun gibi isimler uluslararası kanallarda, mesela CNN International'da ben İbrahim Kalın'ı gördüm. Yüzünde güller açıyordu ki çok normalde asık bir yüzü var malum. Orada yani bu deneyimin de AK Parti'de nelere sebep olacağını şu an bilemeyiz. Tekrar bu uluslararasılaşmanın büyük bir hevesi, heyecanı yaşanabilir orada. Ama dediğim gibi bu kesinlikle Türkiye demokrasi veyahut da işte insan hakları, bir şeyleri de düzelme veyahut da hatta ekonomik düzelme olarak anladığımız anlamda dönemez. Ama onlar işte belki işte MHP ile ilişkilerinde vesaire başka içerideki tahayyüllerinde yani bu alanı hemen nasıl kendimize tahvil edebiliriz? Nasıl değerlendirebiliriz bunu vesaireydi gibi bir takım hızlı hareketlere, hareketlenmelere girebilirler ki girdiler de zaten. Ama hakikaten Edgar'ın dediği gibi bu kalıcı bir şey olur mu ya da işte gerçekten de bu bir güç, Erdoğan'ın güç mü kazandırıyor? Hayır, gene Türkiye'nin gücü, gene işte Türkiye'nin aslında ağırlığının jeostratejik olarak ve de ülke olarak yani bütün bu birikim olarak vesaire öneminin ön plana çıktığını görüyoruz. Burada muhalefeti çok şey düşüyor. Çünkü dış politika konusu hiçbir zaman muhalefetin gündeminde doğru düzgün olmadı. Arada bir takım açıklamalar yapıyorlar, bir takım şeyler oluyor ama doğru düzgün, bütünlüklü bir muhalefetin dış politikası diye bir şey yok. Dünya insanı değil liderler, muhalefettekiler. Dolayısıyla bunu kırmaları lazım. Bunu yapabilirler mi? Nasıl olur onu bilemiyorum. Orada çok iş düşüyor kendilerine. Bu hafta da önümüzdeki haftalarda konuşacağımız birçok soruyu ortaya koymuş oldu. Konuşmalarımıza tabii devam edeceğiz. Dördüncü yoldan bu haftalık bu kadar. Sizin öneye çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.